Aşkım. Anneciğim günaydın. Ne habersiniz arkadaşlar? Bugün pazartesi. Ben en son cumartesi ders çalıştım ve dün hiç ders çalışamadım. Çalışamıyorum. Çalışmam lazım. Saat şu an 10:30 ve ben 12 gibi falan evden çıkıp mezara gideceğim. Bugün de çöp herhalde. Gerçekten bugün de çöp olabilir, bilmiyorum ya. Of. Ne olacaksa olsun. Gerçekten ne olacaksa olsun artık. Yıldım. Vallahi yıldım. Gel. Çakır. Gel. Yapma. Gel. Gel şimdi benim minnoşum. Ay ay. Sıkıldım arkadaşlar.
Selam arkadaşlar. Şimdi şey yapıyorum. Bugün ayın 17'si ve ayın 19'unda yüksek lisans için başvurular bitiyor. Ve ben daha yeni başvuruyorum. Neyse, bir şeyleri son dakika yapmaya bayılıyorum. Erteleye erteleye zaten artık alıştım. Her neyse, şimdi bizim okulunkine başvuruyorum. Başvururken hani size de göstereceğim aşamaları, neler yapıldığını. Öncelikle lisansüstü başvuru.kocaeli.tr'ye giriyorsunuz. Hatta size de göstereyim bir saniye. İşte buraya giriyorsunuz. Ondan sonra burada gerekli belgeler yazıyor başvuru evrakları için. Önce diploma diyor. Bunu E-Devlet'ten çıktısını alabiliyorsunuz. Ben aldım. Daha sonrasında transkripti de E-Devlet'ten alıyorsunuz. Sonra ALES belgesi diyor. ALES belgesini de ÖSYM'den indirip alıyorsunuz. İşte yabancı dil sınavlarını falan istiyor. Ama işte şöyle bir şey var. Bizim okul yüksek lisans için yabancı dil istemiyor. Bunu doktora için istiyor. Daha sonrasında bir 50 liralık bir ücret yatırmanız gerekiyor başvuru için. Bunu gönderdikten sonra şey yapıyorsunuz. Başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer başvuru yaptıktan sonra gönderirseniz kabul olmuyormuş. Ben de işte parayı yatırdım. Sonra çıktılarımı aldım. Onların hepsi de burada. Sonuçlarım burada. İşte burada yüksek lisans ücretinin PDF'i var. İşte burada transkriptim var. Mezuniyet belgem var. Ve ALES 3 sonucum var. Mezuniyet belgemi de göstereyim sizlere. Mezun olduk. Mezuniyet 2.92'de genel ortalamam var. Sonrasında da şu da transkriptim. Klavyesinde bir şeyler oluyor. Burada işte notlarım yazıyor. Dönem dönem. Sonrasında da işte girip başvur diyeceğim ve başvuracağım. Umarım hiçbir şeyleri yanlış yapmıyorumdur. Yanlış yapıyorsam da yandık, bu dönemden geçti. Yani artık zaten şöyle bir şey de var. Bu dönem olup olmayacağını da bilemiyorum. Ayın 24'ünde sınav var ve bir hafta var. Zor kiri ben diyorum. Neyse, başvuralım. Şartları okudum, kabul ediyorum ve başvur diyorum. Hani ikinci öğretim falan başvuracaksanız ücret ödemeniz gerekiyor. Ben birinci öğretim olarak başvuracağım. Para veremem. O kadar parasını ne vereceğim ya? Elektronik ve haberleşme mühendisliği bu. Kimlik bilgilerimi gireyim şimdilik. Ondan sonra size gösteririm. Sonra ne istiyormuş burada? Nüfus cüzdanı fotokopisi, var fotoğrafı, kendi fotoğrafım, asker log. Şunları yazacağız, bunları dolduracağız bakalım. Neyse, ben bunları bir halledeyim, en son size gösteririm. Şimdi ben bütün hepsini doldurdum. İşte hoca tercihini, Ayhan Hoca ile konuştuğumuz için sadece onu yazdım, diğerlerini yazmadım. ALES puanlarımı yükledim, diğer transkriptlerimi falan, her şeyimi yükledim. Ama burada şöyle bir şey var. Bir tane form var. Ve o form da şurada, başvuru formu. Bunu doldurup imzalamam gerekiyor. Ben ilk başta kendi imzamı buraya kopyalayıp yapacaktım. Ama bunu indirip kendi elimle imzalayıp öyle sisteme yüklemem gerekiyormuş. Şimdi ben bu sefer bu sistemden çıkmış olacağım. Sıkıntı olacak mı, olmayacak mı? Bilmiyorum. Sıkıntı. Şimdi birazdan çarşıya gidip bunu halledeceğim. Fak diyorum, başka da bir şey demiyorum. Yani niye çıktı alıp elimizle imzalıyoruz ki yani? İmzamız oraya yapıştırsa bulunmuyor mu gerçekten? Of. Gerçekten of şu an yani. Çok şeniyorum ya. Vallahi çok şeniyorum. Neyse. Bilgisayar açık kalır, gider gelirim. Umarım beni sistemden atmaz diyorum. Çarşıya çıkar, güzel telefonum şarj olsun da. Çarşıya çıkar, çıktısını alır, imza atar, öyle sistem yüklerim, artık yapacak bir şey yok. Hani yakınlarda çıktı alabileceğim bir yer de yok. Yok yani. Evde yazıcı var, yazıcı çalışmıyor. Şu an çok sinirlendim gerçekten. Başvuru formunu hallettim arkadaşlar. Sonra şuraya da en son bir CV'mi yükledim. CV'de İngilizce yükledim. Umarım bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Danışmanım, tezin konusu, işte ALES puanım falan filan, transkriptlerim, her şeyi yaptık.
başvur diyorum. Umarım herhangi bir eksiklik yoktur. Gönderdim. Hadi gönder. Oley, alındı. Şimdi şey yapacağım, hoca duyuru atmış bir işle alakalı, ona başvuruda bulunacağım. Tabii daha önceden hocaya mail atmıştım ama o hoca maillere çok nadir bakıyor, o yüzden denk gelmemişti. Şimdi ona mail yollayacağım. Yufkalı incir reçeli. Efsane. Şimdi bir şeyler izleyip bunları yiyeceğim. Sonra kısmet solu geliyor. Şimdi kısmet solu izledikten sonra da akşam biraz ders çalışıyoruz. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi'ne de başvurdum. Yüksek lisansına. Hayırlısı bakalım. Ne ki benden istedin? Bana sormadın isteğimi. Sözün hep tuzak, düşmemeliyim, düşmemeliyim, düşmemeliyim. Ne ki benden istedin? Abi tipime bakar mısınız? Yani kalküllerimi... Teltoko üst kattaydı, çıkmaya üşendim. Kalküllerimi... En iyi bu şekilde birazcık alnımdan alabilirdim. Çünkü artık yani bir daraltı falan geldi. Neyse birazcık ders çalıştım. Öyle. Çalışmaya da devam edeceğim gibi. Bana bak. Mesleğe ders çalışmaya devam edeceğim. Çünkü yani başvuruları yaptık. Mesajlar geliyor. Başvurularınız alındı diye. Ya bilmiyorum, bana şey mesajı geldi. Mülakat için bilgilendirileceksiniz falan değil. Sınava girmeyecek miyiz? Yani sınava gireceğiz diye biliyorum da, girmeyeceksek söyleyin de bari. Hazırlanmayayım o kadar. Ne çalışacağım yani? Kontrol çalıştım. Kontrol yapabiliyorum. Yani umarım çalıştığım kısımlardan sorarlar. Yoksa bilemiyorum. Patlarız yani. Şimdi analog çalışmaya başlayacağım. Yani bilmiyorum. İçimde böyle bir analog çalışma isteği var. Yani analog zaten yapamayacağım ama... Gereksiz şekilde analog çalışmak istiyorum. Anlamıyorum. Zoru seviyoruz maalesef. Neyse birazcık analog çalışacağım. Sadece modülasyon kısmına falan bakacağım. Çünkü hepsine baştan bakarsam zaten asla hiçbir şey yetişmez ve asla hiçbir şey anlamam. Yani şeyde de, kontrolde de işte root servisine baktım. Transfer fonksiyonu değişimine falan baktım. Umarım böyle işte monik ve ne vardı? Kesinme monik diye iki şeye ayrılıyordu. Umarım onlardan falan sorarlar. Bilmiyorum, umarım çok zorlamazlar diyorum.
Yaparız bence ya, bilmiyorum. Böyle kendime bir güven geldi bana. Nereden geldi bilmiyorum. Neye dayanarak böyle bir şey geldi bilmiyorum ama. Hallederiz. Halledeceğiz ya. Öyle o zaman ben çalışmaya devam edeyim. Çayın dağıtını yakayım, bir ısıtayım. Bu ara çay içiyorum. Kahve içmiyorum. Kahveyi azalttım. Sadece sabahleyin. Kahve azalttın mı Beste? Yuh ama yuh. Yani yalan bu arada. Gerçi doğru, çünkü önceden 5 litre falan günde kahve içiyordum. Bakın gerçekten öyle, zaten biliyorsunuz. Ama bunu bu sefer kaç litreye düşürmüşümdür? 1,5 litreye falan, 1,5 da değildi ya. 1 litreye düşürmüş olabilirim. Çünkü gündüz uyandığımda bir bardak büyük kupada Türk kahvesi içiyorum. Sonra bir büyük bardak yine böyle sütlü içiyorum. Bu sefer çok fazla kafein almayayım diye sütlü kahve içiyorum. Bir de termosa dolduruyorum aynı anda yaparken. Daha sonrasında termosta olanı da içiyorum. Akşamları filtre kahve demlemiyorum. Çay yapıyorum, çay içiyorum. Ne oldu annem? Ne oldu çocuğum? Niye sustun şimdi? Dikkat mi çekiyorsun, çekmek istiyorsun sen? Ha? Dikkat mi çekmeye çalışıyorsun? Ha? Gel buraya. Çakıl. Dalma çocuğa, buraya gel. Bıktım bunların kavgasından. Vallahi. Şu çocuğu rahat bıraksana, şu kızı. Şu kızı rahat bıraksana. Yaramaz. Nereye? Benim güzel kızım. Gelsin benim güzel kızım. Öpücük var, nereye? Öbürü de arkadan sinsi sinsi yanaşıyor. Neye yanaşıyorsun? Köpek. Öyle yani. Çayın altında yakayım da. Biraz kaynasın mı? Çay içeyim, sonra çalışmaya devam edeyim. Ne olacak bu halimiz dostlar? Ne olacak? Ne olacak? Ben sınavı da aslında sınav değil de daha çok mülakatı düşündükçe ben bir geriliyorum. Bilmiyorum. Oturup görüntü işlemeyle alakalı makaleler, bir şeyler okumam lazım. Soru soracaklar çünkü. Umarım çok sıkıntı olmaz. Gerçekten kafayı yedim artık. Duş falan da almam lazım. Neyse birazcık daha çalışayım da. Duşa girer yatarım. Ya abi şöyle bir şey var. Sabah erken kalkmak istiyorum ama alarmı bile duymadan kapatıp uyumaya devam ediyorum. Ve 3-4 tane falan alarm kuruyorum. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Bir ara yataktan kalkıyorum. Tuvalete gidip bir daha yatıyorum. Yatmamam lazım. Yatmayacaksın yani sabah Beste. Erkenden kalkacaksın, duydun mu? Yani inşallah erkenden kalkabilirim. Yani gece kendime çok söz veriyorum ama ertesi sabah yapacağım diye hiçbir şey yapmıyorum. Kendimi kandırmaya çok alıştım. O yüzden arkadaşlar ben alıştım bu duruma. Yani çok pislik bir insan oldum Allah. Değişmem lazım. Gerçekten birazcık değişmem lazım. Bakalım. Şeye de başvurdum. Hocaya mail attım. İş başvurusunda bulundum. Hocam ne olur da. Yani hoca maillerini aslında kontrol çok etmiyor. Arada böyle kaynıyor yani. Ben başvuru deyince bir an hoca şey yaptı zannettim. Lisans oralım için başvurusu onaylanmış için mülakat listeleri. Dur bakayım ne listesi bu. Beni de hatırlayın. Onun başvuru alanında ön değerlendirme süreci daha başlamadı. Bilgilendirmenin ön değerlendirme aşamasında tez yüksek lisans başvurusu. Nüfus sene okey. Aydan gel okey. Ales okey. Ben bir şey yokmuşum. Şöyle de göstereyim size. Böyle şunlar yazıyor. Yani gönderdiğim şeyleri dosya olarak yazmışlar. İşte ne iptal edeceğim, o kadar para yatırdık. Tamam. Bir şey yok. Çıktık. Burada da böyle mail atmışlar da. ALES %50, yüksek lisans, lisansın %20'si başvuru. 2.92. Neyse şu an onu hesaplayacak kafa yok bende. Beynim yandı yandı. Yandı tutuştu. Neyse azıcık daha da çalışayım. Saat da 11. Survivor'da vardı. Bak da bu akşam. I
If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Instagram'da gezinirken böyle bir kitap önerisi vardı. Bu arada bilmiyorum, ara ara bana şey geliyor, böyle kitap okuma aşkı geliyor. Yutul diye bir tane kitap var. Bilmiyorum, adam hani 35 sayfalık bir kitap ama her sayfası bir önceki sayfasından çok daha iyi diyordu. Ben de merak ettim, internette araştırdım. Türkçesini bulamadım ama şey, böyle kitap okuyabileceğim bir yer buldum zannettim de sadece bir ön söz olarak ilk sayfasını falan gösterdiler, devamı yok. Bilmiyorum, merak ettim. Bulabilirsem satın alacağım. Güzel bir kitaba benziyor çünkü. Bir yandan da Survivor açık. Tabii sesimi kapattım. Analog bıraktım çünkü kafam şu an gerçekten analog kaldıracak modda değil. Yarın sabah erkenden kalkar ona başlarız. Bir şuna bakarım. Bakarım kim eleniyor. Zaten 10 saat sonra belli olur. Belki yaparım. Sonra kitap okurum. Kitap okuyorum bu ara. Sarıyor. Öyle. Dizi izlemekten iyidir en azından diyorum. Hem biraz bunu izlerim, biraz da edit yaparım. İkisi bir arada. Temiz. O zaman sonraki partta görüşürüz. Birazdan görüşürüz, 3 saniye sonra falan. Ne olacak? Coşuyorsun. Nasıl da coşuyorsun kendini duyup da. O da arkada kudurdu orada. Gel. Tam köpekler ya. Gel. Çok müsait. Bol bol atacaktı sana. Sevenlerin
tweet. Ümit. Simit. Ümit. Ümit. Abi bu Murat Özarı'nın gerçekten bu şiirleri beni bitiriyor yani. Eriyorum. Gerçekten eriyorum yani dinlerken. Allah kahretmesin sizi ya. O zaman arkadaşlar ben gidiyorum. Benim için de gitmenin vakti geldi. Kendinize iyi bakın. Sabahleyin zaten görüşürüz. Sizin için de bir sonraki vlog oluyor. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Goodbye. Goodbye. Bu arada sınav için şans dileyin. Dua edin ya. Geçeyim vallahi geçeyim. Vallahi geçeyim. 30'da alırım herhalde ya. Hala içimde bir düşünce var ama alırım. İnşallah. Umarım 3 yanlış bir doğruyu falan götürüyor muhabbeti olmaz yani. Bilemiyorum. Herhalde öyle şeyler de olabilir. Ben bizim okuldan her şeyi bekliyorum. Öyle bir şey olmazsa alayına sallayacağım ki bende de şöyle bir şey var. Ben sallasam da tutmuyor. Abi bakın. Fizik sınavında bir de böyle doğru salladığımı düşünüyordum yani. Belirli bir yere kadar işlemi götürüp böyle sallıyordum. Lan 30 aldım ben. Millet sallaya sallaya 70-80 aldı bize de. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Ben sallayınca tutmuyor da. Neyse umarım bu sefer pozitif enerji yolluyorum. Ben sallayınca da tutacak diyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I try to pray for you.